Usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybettik. Kalp krizi geçiren Öztekin 62 yaşında hayata veda etti. Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Öztekin'e Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil olarak müdahale edildi. Öztekin ardından Doktor Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledildi. Ancak Öztekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta oyuncunun ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Usta sanatçının kızı Pelin Öztekin bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''İlk aşkım, rasoşum, babişim. Dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı. Tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiye'nin her yerinden kan vermek için arayan, bir şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnettarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyaç var. Çok seviliyorsun babiş. Bir an önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfedeceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çok seviyorum ifadelerini kullanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra Doktor Siyami Ersek, göğüs kalp ve damar cerrahisi eğitim ve araştırma hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun mesajını paylaştı. Oyuncu Rasim Öztekin'in 2018 yılında kalp pili değiştirilmişti. Geçirdiği operasyon sonrasında hastane odasından paylaşımda bulunan Öztekin şunları söylemişti. Geçmiş olsun mesajları için çok çok teşekkürler. Benimki var olan pili değiştirmekti. Yani mazot aldım. Yola devam. Allah çaresiz hastalık vermesin. Çaresiz hastalığı olanlara Allah'tan şifa diliyorum. 14 yıl önce kalp yetersizliği tanısı konan Öztekin şu ifadeleri kullanmıştı. Yaşamdan hiçbir şekilde kopmamak, sıkı sıkıya sarılmak gerekiyor. Evet, zaman zaman ataklar olabiliyor. Havanın durumuna göre bile nefesin bozulabiliyor. Özellikle kış aylarında hava kirliliğinden dolayı nefes almakta zorluk çekebiliyorsun ama hemen kendini bırakmamak, tam tersi, esas bu sıralarda yaşama daha da sıkı sarılmak lazım. Mesela hastanedeyken hiçbir zaman buradan çıkamayacağım korkusu duymadım. Hastanede hasta olarak değil de sanki dinlenmeye otele gitmişim gibi hissettim ve kendimi en sevdiğim yer olan Ayvalık Cunda Adası'nda hayal ettim. Buradan çıkıp oraya gideriz, orada şunu yaparız gibi şeyler vardı aklımda hep. Ben 44 yaşında bu hastalığa yakalandım diyen usta oyuncu, çok erkendi baktığınız zaman. Tabii o yaşlarda yapabileceğim şeylerden maalesef erken koptum. Mesela eskiden arkadaşlarla toplanır, halı sahada maç yapardık. Kalp yetersizliği sonrasında halı saha maçlarında oynayamadım. Ben yapamadıklarımı bir kenara atıp, yapabildiklerimden veya yapabileceklerimden keyif almaya başladım şeklinde konuşmuştu. Rasim Öztekin 1959 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy'un Orta Oyuncular Topluluğu'nda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarket'e Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul'u Satıyorum başta olmak üzere Orta Oyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı. 1992-1995 yılları arasında televizyonlarda sırasıyla müzik komedi, mega show, show programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 2071'de Türkiye adlı müzikali sahneye koyup oynadı. 1995'te Orta Oyuncular Tiyatrosu'yla aptallara güzel gelen televizyon dizileri, Çok Tuhaf Soruşturma ve Fişne Bahçesi gibi birçok prodüksiyonda yer aldı. Bir Günlük Aşk Hikayesi, 72. Koğuş, Arabesk, Tersine Dünya, Peşin Duturka, Pardon ve Şans Kapıyı Çalınca isimli filmlerde oynadı. Kaşe Dönücü, Biraz Düş, Biraz Gülüş, Eğrisiyle Doğrusuyla, Bir Yaz Gecesi Eğlencesi, Boş Gezen ve Kalfası, Başka İstanbul Yok ve Yeni Hayat isimli televizyon yapımlarında rol aldı.
Tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol alan Rasim Öztekin köşe yazarlığı da yaptı. 2005'te yine Gani Müjde'nin yazdığı, Mehmet Ergen'in sahnelediği Yıldızların Altında müzikalinde Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'le başrolü paylaştı. 2005 yılının Eylül ayında gazeteci Esra Kazancıbaşı ile Atina'da evlendi. Rasim Öztekin'in ilk evliliğinden 1987 doğumlu Pelin Öztekin adında bir kızı var. 2014 yılında Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Mandıra Filozofu adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu ve Ayda Aksel paylaştı. 2016 yılında Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. Rasim Öztekin sonrasında da kavuğu Şevket Çoruk'a vermişti. Rasim Öztekin sanat hayatında 19 film, 18 televizyon dizisi, 25 tiyatro oyunu ve 3 müzikalde görev yaptı. 1988 yılında Altan Erbulak En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, 1995'te İsmail Dümbüllü Yılın En Başarılı Oyuncusu Ödülü, 2003'te komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Afife Tiyatro Ödülleri, 2010 yılında Kalder Ödülleri, 2011 yılında En Kaliteli Sanatçı Ödülü, Yılın Nasrettin Hocası Ödüllerini aldı.